Akyazı Belediye Başkanı Sayın Yaşar Yazıcı ile beraberiz. Efendim, bu sene zannediyorum 5. kez gazetecileri ağırlıyorsunuz. Bu sene de Ramazan'a denk geldiği için ayrıca ayrı bir güzellik katılmış oldu. Doğru mu takdim ettim efendim? Efendim ben 2002 yılında göreve geldim. Tabii 5 yıl demeyelim, daha uzun bir süredir biz gazeteci büyüklerimizi, gazeteci arkadaşlarımızı kendilerinin de belki zor hatırladığı 24 Temmuz'da basın bayramında bir araya getirmek suretiyle en azından sadece bir yemek ikramı değil, birlikte sohbet etme imkanı buluyoruz. Biz bunu bir kahvaltıyla başlatmıştık. Kuzuluk'ta bir kahvaltıyla başlatmıştık. Öyle devam ede geldi. Sonra yemeklere döndü. Allah rahmet eylesin, eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı rahmetli Necdet Güngörsün de yine böyle bir günde kendisine plaket hazırlatmıştık. Plaket takdim edecektik ve plaketini takdim ettik. Plaketini onun adına aldıktan sonra arkadaşlar, o zaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı Sayın Güngörsün. Plaketini arkadaşlar aldıktan sonra rahmetli olduğu haberini aldık. Bu da ayrı bir hüzün oldu bizim için. Hem de bir tesadüf oldu. Bir gazetecinin de gerçekten yıllarca emek sarf edip böyle bir günde rahmetli olması ayrı bir tesadüftü. Bizim için özetle şunu söyleyebilirim. Uzun süreden beri gazetecilerle 24 Temmuz'da bir araya geliyoruz. Bizi eleştiren gazeteciler var. Bizi zaman zaman öven gazeteciler var. Biz hiçbir zaman gazetecilere şöyle ya da böyle kem gözle bakmadık, bakmamaya özen gösteriyoruz. Biz eleştirilerden üzerimize düşeni almaya çalışıyoruz. Övgülerden de üzerimize düşeni almaya çalışıyoruz. Yani sadece övüldük diye biz her şeyi tamam, güllük gülistanlık diyen insanlardan da değiliz. Ama gazetecilerle de bir araya gelmeye cesaret gösteren insanlardanız. Çünkü bu kadar gazeteci, biraz sonra göreceksiniz, bu kadar gazetecinin bir araya getirmek ve onlarla beraber sohbet etmek, onlarla beraber yemek yemek, çay içmek öyle her siyasetçinin harcı da değil. Özellikle Sakarya'daki duayen gazetecileri bir araya getirebilmek. Dolayısıyla biz insan olarak çekinmeden, özgürce, hür bir şekilde gazetecilerle bir araya gelelim istiyoruz. Zaman zaman onların dertleriyle dertlenelim istiyoruz. Zaman zaman bizim derdimizle onlar dertlensin istiyoruz. Böyle bir gelenek sürdürmek istiyorum. Amacımız bir araya gelmek, sohbet etmek. Başka bir şey değil yani. En güzeli bu işe. Yani sohbet edeceksin. Hasbihal edeceksin. Onlar da, gazeteciler de çok yoğun çalışıyorlar. Bizler de çok yoğun çalışıyoruz. Zaman zaman çatışıyoruz. Hiç olmazsa böyle günlerde rahat rahat böyle sohbet edelim. Yani başka bir şey değil. Evet. Peki. Şimdi de Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ile beraberiz. Sayın Matur, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Yazıcı'nın yıllardır geleneksel hale getirdiği gazetecilere bir yemeğe var. Bu anlamlı yemekte sizler ne söyleyeceksiniz? Gerçekten Akyazı Belediye Başkanı Sayın Yaşar Yazıcı sanırım bu 6. senesi 24 Temmuz'larda bizleri buluşturuyor. Daha önceleri Ramazan'a denk gelmiyordu tabii. Yemeklerde buluşturuyordu. Sanırım 3 senedir de bu sene ilk kez iftar yemeğinde ilk kez iftar yemeğinde bir araya geleceğiz. Kendisi basın dostu bir belediye başkanı, basına değer veren bir belediye başkanı. Sayın Başkanı bizi bir arada buluşturduğu için kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve güzel yemekte daha önce mesai arkadaşlığı yaptığım, şimdi ise Belçika'da gazeteciliğini sürdüren sevgili dostum, arkadaşım Yusuf Çınal'la beraberiz. Sevgili Çınal, beraberiz bu güzel, anlamlı günde. Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Sevgili Şaban, sevgili dostum, bir kere memlekette olmak son derece gurur verici. Sakarya'dayız. Benim ilçem Akyazı'nın çok şirin bir köyü Batakköy'deyiz. Çınar ağacı altında bir iftar yemeğini birlikte idrak edeceğiz. Tabii ki meslektaşlarımla birlikte olmak son derece gurur verici. Özel bir günde, evet, ayrıca gerçekten, değil mi? Onlarla buluşmak, tanışmak, dertleşmek, sohbet etmek, eskiye ait hatıraları konuşmak gerçekten güzel benim için. Bulunmaz bir gün bugün.
Evet, bizim için de aynı şekilde aramızda olmaktan biz de eski dost, eski arkadaş evet. olarak biz de tabii ki mutluyuz. Gazetecilikle ilgili, anılarınla ilgili böyle ufacık bir şey anlatmak ister misin? Şimdi, sen de benim gibi yılların gazetecisisin. Evet, sevgili Şaban'cığım, biliyorsun Sakarya'da bizim ideallerimiz vardı. İdealist gazeteci arkadaşlarımız vardı. Birlikte bu ekibin içinde sen de vardın. Bizim o zamanlar idealimiz Sakarya'da bir offset gazete çıkarmak idi. Tabii ki gazete çıkarmak yetmiyor. Bilgilendirmek, haberdar etmek, sorumluluk üstlenmek bunlar çok önemli ilkeler. O dönemlerde tabii Şaban Mergül gelirdi. Özellikle buluş yapardı, yeni projeler getirirdi. Bu projelere ben de orada sorumlu bir müdür olarak sahip çıkardım. Ve Sakarya'yı öyle bir idealimiz vardı ki büyük ideal Sakarya'yı köy görüntüsünden kurtaralım idealiydi. Tabii ki yıllar geçti ama Sakarya'yı belki köy görüntüsünden kurtaramadık ama Sakarya'da offset gazeteciliğin temelleri atıldı. Bugün ilde 10 gazete var, radyolar var, televizyon var. Gerçekten Sakarya bu manada basım konusu manasında büyük mesafe aldı. Evet, siz gazetecilikte, ben dergicilikte ilk offset temeli atanlardanız. Evet, gerçekten evet. öyle. Evet.